Koronavirüs Mu varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakından izlenmesi gereken varyantlar listesine dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Kolombiya'da tespit edilen bu varyanta ardından Amerika'da da rastlanmıştı. Bu varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Hakan Oğuztürk, 40'ın üzerinde belki de daha fazla ülkede şu an bu virüsün dolaşımda olduğunu söyledi. Bu mü varyantı henüz endişe verici grup olmasa bile ilgilenilmesi ve dikkat edilmesi gereken grubun beşinci elemanı olarak açıklandı. Kesin olan şu ki 40'ın üzerinde belki de daha fazla ülkede şu an bu virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor ve netice itibariyle şu an hem Güney Amerika ülkelerinde hem de Avrupa'nın İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerinde bir şekilde hastalık oluşturmaya başlamış durumda. Mu varyantının yeni bir semptom veya belirtiyle gündeme gelmediğini belirten Profesör Doktor Oğuz Türk, koronavirüs aşılarının Mu varyantına karşı etkin olduğunu belirtti. Diğer varyant virüslerde olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri, koku alma ve tad alma da bozukluklar şeklindeki bir süreçten bahsediliyor. Yani şunu net olarak söyleyebiliriz ki mü varyantında da belli, klinik belirtiler, şikayetler, semptomlar kesinlikle yeni bir virüsün farklı şikayetleri şeklinde ortaya çıkmamış durumda. Şu anki aşılarımızın tamamı bu virüs varyantlara karşı etkisiz değil, etkinlik devam ediyor kaçış varyantı dediğimiz bir durum var. Virüslerde arzU edilmeyen, gerçekleşmesi istenilmeyen bir durumdur bu. Şu ana kadar öyle bir kaçış varyantı oluşmuş durumda değil.